Haberler.com'dan herkese sevgiler. İzmir'de yapılan 2. yüzyılın İktisat Kongresi'nde Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu 4 ayaklı seçim stratejisini açıkladı. Seçim stratejisini konuşmak üzere ekonomist Profesör Doktor Aziz Konukman'a bağlandık. Hocam hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz hocam. 4 ayaklı seçim stratejisinden bahsedeceğiz hocam ama kısaca bir bahsetmek istiyorum ben de size sorumu yöneltmeden önce. İlk ayağını güçlü bir demokrasi oluşturuyor. İkinci hedeflerinde üreten Türkiye'ye ulaşmak var. Üçüncü hedeflerinde güçlü bir sosyal devlet ve son olarak da sürdürülebilirliğin sağlanmasını çalışacağız dediler. İlk olarak ben de size şunu sormak istiyorum hocam. Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı 4 ayaklı seçim stratejisi Türkiye için bir umut mudur? Bir çıkış yolu mudur? İsterseniz stratejinin birinci ayağından başlayalım, değil mi? Birinci ayağına ben demokrasiden yana güçlerin herhangi bir itirazının olmayacağına inanıyorum. Hatta belki de Sayın Kılıçdaroğlu'nun, yani Millet İttifakı'nın adayı olan Sayın Kılıçdaroğlu, sırf bu nedenle toplumun örgütlü kesimlerinin çoğunu yanına alabilir. Çünkü ciddi bir şekilde antidemokratik bir ortam var. Gerçekten demokratik güçler çok zor durumda bırakılıyor. Hemen hemen hepsinde demokrasinin kılıcı gibi tek adam rejiminin vesayeti var. Dolayısıyla eğer bir cumhurbaşkanı adayı ben bu konuda önünü açacağım Türkiye'nin diyorsa ki Sayın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu da bunu söylüyor. Bence bu diğer ittifaklardan da ya da bağımsız bu ittifakların dışında kalan gruplardan da tabii tarikatları, cemaatleri ayırıyorum onlar bu şeyin dışında. Bence sonuç alınabilir. Bunun detayları da var zaten. Yani demokratikleşme ile ilgili biliyorsunuz mutabakat belgesinde zaman zaman bazı çelişen taraflar da var. Yani bazı önerilerin birbirleriyle çelişen tarafları var ama işin özü itibariyle bakıldığında bu aşamada bir sorun gözükmüyor. Örneğin Aziz Konukman olarak benim desteğim tamdır bu birinci aşamada yapılacaklarla ilgili. Zaten sırf bu nedenden dolayı bile Sayın Kılıçdaroğlu'nu desteklemek gerekiyor. Hocam şunu da sormak istiyorum size. İlk basamakta Ulusal Vergi Konseyi kuracaklarını açıkladılar. Vergilerin nasıl harcandığı bir rapora bağlı tutulacak. Aynı zamanda çok güzel. Kesin Hesap Komisyonu da kurulacak. Biliyorsunuz bu ikincisi üretim ayağı dedi, değil mi? Evet. Türkiye maalesef hem gerek sanayileşme gerekse ciddi anlamda çağdaş teknolojilere dayalı, yüksek katma değerli ürünler üreterek dünya ekonomisine eklemlenmeyi beceremedi. Hep tedarik zincirlerinin en ucunda olan düşük katma değerli sektörlerde ihtisaslaşarak dünya ekonomisine eklemlendi ve dolayısıyla kaybeden bir ülke oldu. Yani çevre ülkelerine baktığınız zaman eğer bu pozisyondaysanız sizin bu kapitalist ekonomiye entegrasyondan istediğiniz sonuçları almak mümkün değil. Kılıçdaroğlu bu anlamda bir stratejiden bahsediyor, bir ayaktan bahsediyor. Yerindedir. Yani bunun tabii daha detaylandırılması lazım seçim atmosferinde. Biraz daha somutlaştırması lazım. Örneğin bir deprem yaşadık. Önemli kaynakların bir kısmı depreme gidecek, depremin tahribatına gidecek. Dolayısıyla üretim ayağının depremin koşulları dikkate alınarak nasıl ayağa kaldırılacağını açıklamak durumundadır Sayın Kılıçdaroğlu. Çünkü mutabakat metni depremden önce hazırlandı hatırlayalım. Dolayısıyla burada örneğin 12. Kalkınma Planı'nın sil baştan biliyorsunuz mevcut iktidar bununla ilgili hazırlıklar yapıyordu. Önemlidir bu 12. Kalkınma Planı. Bunun mesela Türkiye'nin yeniden inşası, depremin ardından Türkiye'nin yeniden inşası, yeniden ayağa kalkması için işte kurulmuş olan özel ihtisas komisyonlarının filan bütün raporlarının gözden geçirilmesi lazım.
Eğer bir plan taslağı hazırlandıysa bugüne kadar bunun gözden geçirmesi gerekiyor. Aksi halde müdahale edilmezse biliyorsunuz 12. Kalkınma Planı 2024 yılında başlıyor. Bence bir yıl ertelenerek bu çalışmaları gözden geçirmek lazım. Çünkü yeni gelecek olan iktidar 12. Kalkınma Planı'na kendi damgasını vurması lazım. Damgasını vuracağı konuda deprem ışığında depremin getirdiği olumsuz sonuçları tasfiye edecek ve Türkiye ekonomisini yeniden ayağa yapılandıracak bir yol haritasına ihtiyacı var. Bunun da yeri 12. Kalkınma Planı. Bu konuda somut önerilerle gelmesi lazım. Şimdilik sadece üretim ayağını güçlendireceğiz demek ya da üretim ayağına önem vereceğiz demek gerekli ama yeterli değil. Deprem konseyi, vergi konseyi gerçekten çok önemli. Deprem konseyi de ağzımdan çıktı ama bence böyle bir konseyin de kurulması lazım. Bilim insanlarının yer aldığı, meslek örgütlerinin yer aldığı, kamuculuktan yana, piyasacı çözümleri reddeden, daha çok kamucu yararı öne çıkartan bir anlayışla bir deprem konseyi de oluşturulmalı ve onun yol haritasına bu siyasal iktidar uyacağı sözünü vermeli. Yani ben bilimin ışığında, sizin çözüm önerileriniz ışığında gerekenleri yapacağım demesi lazım. Sayın Kılıçdaroğlu'nun seçim meydanlarında bu vurgu yapması lazım. Vergi konseyi, Ulusal Vergi Konseyi çok yerinde. Ben aynı zamanda Vatandaşın Vergisini Koruma Derneği üyesiyim. Sayın Kılıçdaroğlu da kurucu üyedir. Vatandaşın Vergisini Koruma Derneği'nin kurucu üyesidir. Ona da bu yakışır. Yani bunu ciddi hale getirip raporlar üreten bir yapıya dönüştürmek lazım. Bir de vergi harcamaları biliyorsunuz çok önemli. Devlet bazı teşvikler nedeniyle vergi gelirlerinden vazgeçiyor. Mesela 2023 yılında 1 trilyona yakın devlet toplayacağı vergilerden vazgeçtiğini ilan etti 2023 bütçesinde depremden önce. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun ve Millet İttifakı'nın önünde bir seçenek var. Bu parayı bir defa sermaye artık böyle bir teşviği değil mi? Böyle bir teşviği bir defalık yararlanmasın ve oraya gidecek paraların 2023 vergi gelirinin payı %31 ya üçte biri. Gelin bu üçte biri depremin yaralarını sarmak ve o bölgenin yeniden inşası için harcayalım diyorum. Dolayısıyla belki Ulusal Vergi Konseyi'nin önündeki ilk işte bu olmalı. Yani 1 trilyona yakın vazgeçilen vergilerden siyasal iktidarın müdahale ederek bu vergileri alması lazım sermayeden. Ne demek yani böyle bu tür koşullarda bu kadar büyük bir kaynağı sermaye çevresine nasıl siz kolaylıkla verebilirsiniz? Bu deprem koşullarında. Dolayısıyla diyorum ki biraz da bu yükün altına sermaye girmeli ve alacağı teşviklerden vazgeçerek devletin vergi havuzuna bunların aktarılması gerekiyor diyorum. Böylece iyi bir çıkış yapılmış olur. Şunu da sormak istiyorum. Kesin hesap komisyonu da kurulacak ve bu komisyonun başına da ana muhalefet partisinden birini getirmeyi planlıyorlar. Bu uygulamaları, kararları nasıl yorumluyorsunuz peki? Bence bu da çok yerinde. Bir kesin hesap komisyonu kesinlikle kurulması lazım. Çünkü maalesef Türkiye'de cekcaklı olan, değil mi? Öngörü olan, işte şöyle yapacağız, böyle edeceğiz diye temennilerin olduğu bir bütçeyi daha çok tartışıyor. Oysa geleceğin bütçesinin gerekiyor. Tüm detaylarıyla hatta tartışılması gerekiyor. Çünkü kamu kaynağının nasıl bölüşüldüğü orada ortaya çıkmış oluyor. Siz geçmişte kamu kaynaklarının kamu önceliklerini dikkate alarak dağıtılıp dağıtılmadığını tartışmadan geleceğe dönük bütçe yapmanız zaten gerçekçi olamaz. Bu en çok eleştirilen konuydu. Dolayısıyla Millet İttifakı'nın bunu önemsemesini doğru buluyorum. Yani geçiş dönemi oldu. Çünkü 2022 bütçesi 2024 yılında biliyorsunuz kesin hesabı tartışılacak. Bunun başına eğer şeyi getirirseniz, ana muhalefet partisini getirirseniz, örneğin AKP ana muhalefet partisi olursa, o zaman kendi döneminin bütçesini objektif değerlendirme olanağı olmayacak. Dolayısıyla
2024 yılı bütçesi hazırlanırken 2022 bütçesi görüşüleceği için, yani kesin hesabı görüşüleceği için, bunun neredeyse yarı yılında da AKP'nin sorumluluğu olacağı için diyelim ki bu sefer muhalefet o komisyonun başkanı olmasın. Yani o komisyonun başkanlığını üstlenmesin, bir geçiş dönemi olsun. Ondan sonraki daha çok Millet İttifakı'nın yapacağı bütçelerin kesin hesapları görüşülürken muhalefet o komisyonda sorumluluklar üstlensin. En dikkat çeken kısımlardan biri de aslında stratejiler arasında sosyal devlet anlayışına geri dönülmesiydi. Ekonomik açıdan da baktığımız zaman sosyal devlet anlayışına geri dönülmesi konusuyla ilgili sizin yorumlarınız ne olacaktır? Vallahi şunu söyleyeyim, milli gelirin bölüşümüne bakarsanız AKP iktidarı döneminde emek aleyhine muazzam bir pasta bölüşümü oldu. Yani sermayenin ciddi anlamda milli gelirden aldığı payda artış olurken emekçilerin payında ciddi bir düşme oldu. Bu resmen emekçiler açısından aslında yaşadığımız konjonktür bir buhran dönemi. Yani belki ekonomik kriz yok ama ciddi anlamda ekonomik bir buhran var ve bunun yükünü de emekçiler taşıyor. Dolayısıyla sosyal devlet inşa edeceğiz denilirken özellikle bu noktaya dikkat çekmek istiyorum. Yani bu dönemde Millet İttifakı'nın mutlaka ve mutlaka emeğin milli gelirden aldığı payı artıracak bir yol haritasına ihtiyaç var. Burada artık şöyle bir dengeleme yapmasınlar. Ya bir miktarda sermaye olsun, bir miktarda emeğe olsun gibi değil. Temel tercihin emekten yana politikalarla yürütülmesi olmalıdır. O zaman işte üretimin ciddi bir adil bölüşümle yapılacağı bir sürece girmiş oluruz. Yeni bir evreye girmiş oluruz. Yoksa neoliberal politikalarla devam edersek bu yükü yine emekçiler çekecektir ve orada sosyal adalet sağlamak mümkün olmayacaktır. Nitekim Sayın Kılıçdaroğlu son dönemlerde verdiği demeçlerde neoliberalizme karşı ciddi eleştirileri seslendiriyor. Maalesef mutabakatta böyle bir hava yok ama evet, mutabakatta daha çok neoliberal politikalar öne çıkmakta. Zaman zaman kamu yararı gibi vurgular var ama. Peki bu çelişkiyle ya, ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani bence çelişki değil. Bugünkü konjonktür tam da böyle bir ne diyelim koşulu dayatıyor. Yani kamu yararı olmadan planlı bir ekonomi olmadan, çünkü vurgu da var, stratejik bir planlama örgütü kurulacak deniyor. Bunun stratejik demeye gerek yok. Ciddi anlamda bir merkezi planlama olursa, bölgesel ve sektörel dengeleri kurulmuş, hele depremin koşullarında 12. kalkınma planını yeniden ekonominin inşası şeklinde örgütlenirse, piyasalara bu iş bırakılmazsa, neoliberal hegemonyasına gitmezse, bence Türkiye ciddi anlamda bir yol alabilir. Millet İttifakı bunu savunmalı. Kemal Kılıçdaroğlu da bunun sözcülüğünü yapmalı. Olumlu işaretler geliyor. Bir tanesi deprem bölgesindeki konutların ücret olmaksızın değil mi, oradaki insanlara verileceğini ifade etti. Hatta bunu ilk seslendirenlerden biri Emre Hoca'ydı hatırlarsanız. Cumhuriyet Gazetesi'ndeki köşe yazısında bunu hocamız dile getirmişti. Ve CHP de bu öneriye sahiplendi. Doğrusu da budur. Yani deprem bölgesindeki insanları borçlandırarak AKP'nin, mevcut AKP yönetiminin bugünkü anlayışıyla bu sorun çözülemez. Düşünsenize, eviniz dükkanınız yıkılmış, size borç vereceğiz. İşte 20 yıl vadeli, işte 2 yıl ödemesiz. Can derdine düşmüş, bütün malını kaybetmiş insanların yeniden bir borçlanmaya sokularak geleceklerini karartmanın bir anlamı var mı? Bugünkü iktidar bu arayışın içinde. Dolayısıyla Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu anlamdaki çıkışı yerinde olmuştur. Hı hı. Son şey de galiba sürdürülebilirlik üzerine görüşleri ileri sürüyor. Burada tabii çevre vurgusu yapılmadı. İktisatta sürdürülebilirlik daha çok çevreyi önemseyen, gelecek nesilleri dikkate alan, börtü beceyi, doğayı önemseyen bir yaklaşım için ifade edilmiştir. Ama Sayın Kılıçdaroğlu burada daha çok sürdürülebilirliği, yani kısa dönemde
Yapılacak bu önlemlerle sorun çözülmez. Olaya uzun vadeli bakmamız gerekir. İşte burada da eğitimin çok önemli olduğunu ileri sürdü ve eğitimi öne koydu. Yani beşeri sermayeyi önemseyen bir kalkınma vurgusu yaptı. Bu da yerinde bir yaklaşım ama çevreyi de önemseyen, çevreyi de kalkınmanın çok önemli bir bileşeni yapan bir anlayış da sergilenmek koşuluyla diyorum. Hocam son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Yani şunu söylüyorum, mutabakat metnini lütfen deprem koşullarını dikkat alarak yeniden gözden geçirsinler. Arka planda kalmış olan kamu yararı ilkesini, planlama vurgusunu piyasaların önüne koysunlar ve o piyasalara olan güven kuvvetli vurgulanmasın. Çünkü piyasalara olan güven kuvvetli vurgulandığında sanki AKP'nin 20 yılda izlediği ama son dönemlerde biraz ne diyelim koptu, daha bir melez model izlediği modelden kesin bir kopuş olduğunu kitleler hissedebilsin. Aksi halde yani sadece mutabakat metnindeki önerilerle yetinilirse, herhangi bir revizyon yapılmazsa sanki şöyle bir şey imaj yaratılır. Bunlar da AKP'den sonra sistemi restorasyon yapmak amacıyla gelmişler. Yani aslında politikalar aynı, sadece siyasal iktidar değişmiş gibi bir izlenim verebilirler. Eğer bu izlenimi silmek istiyorlarsa ciddi anlamda kamu öncülüğünde, kamu yararını önemseyen bir sanayileşme, bir plan anlayışıyla çıkmak durumunda. CHP'nin tarihinde de hatırlayalım, Mustafa Kemal döneminde 30'lu yıllarda böyle bir politika izlendi. Sanayi planları yapıldı, birinci, ikinci sanayi planları. Dolayısıyla hani Millet İttifakı'nın diğer unsurları da bu konuda uzlaşmaya hazır olmalıdırlar. Bunu da son söz olarak söylemiş olayım. Hocam bizler de çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Sizlere sağ de olun. Kolaylıklar gelsin.